Haber Dairesi canlı yayınına hoş geldiniz. Kısıtlama günündeyiz. Koronavirüs salgını nedeniyle sokaklar bomboş, derin bir sessizlik halinde. Gündemimizin ilk maddesi son bir yılda olduğu gibi yine koronavirüs salgını. Tabii her gün vaka sayılarını alıyoruz. Bütün dünyayı etkisi altına aldı pandemi ve gelişmeleri de yakından takip ediyoruz. Ülke olarak da özellikle aşıyla ilgili gelişmeler yakın takibimizde, ilk gündemimizde. Çin'den aşılar geldi. Onun önümüzdeki haftadan itibaren veya Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği bir günden itibaren de uygulanmasını bekliyoruz. İlk gündem maddemiz bu. Biz bugün yalnız bu ilk birinci gündem maddesinden ziyade kısıtlama gününde Konya tarihini konuşmaya devam edelim İstedik. Geçtiğimiz günlerde ilkini yapmıştık. Konya şehir efsaneleriyle ilgili bir konu gündemimize gelmişti. Acaba Alaaddin Tepesi ile Mevlana Türbesi arasında gizli bir geçit var mı? Bu sorunun etrafında Konya tarihiyle ilgili önemli bilgilere ulaşmıştık. O bilgileri de bize Konya'nın yetiştirdiği değerli tarihçilerden Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Hüseyin Muşmal hocamdan almıştık. Bugün de başka bir Konya tarihiyle alakalı, aslında şehir efsanesi de diyebileceğimiz, gerçek mi biraz sonra öğreneceğimiz bir konu üzerinde konuşalım dedik. Hep dilden dile dolaşılır ya, işte Osmanlılar Konya'yı ihmal mi etti? Neden o Konya'da fazlaca Osmanlı eseri yok? Bir Bosna Hersek'e, Saraybosna'ya gittiğinizde her tarafta Osmanlı eserlerini görüyorsunuz ama Konya gibi Anadolu'nun merkezi şehrinde neden daha fazla Osmanlı eseri yok veya var da biz mi bilmiyoruz? Bu soruların etrafında farklı bilgiler edinmeye çalışacağız. Konuğumuz Profesör Doktor Hüseyin Muşmal. Hocam merhaba. Merhabalar Mustafa Bey. Öncelikle sizi, bizi dinleyenleri, haber dairesi takipçilerini selamlıyorum. Çok teşekkür hocam. Kısıtlama günü nasıl geçiyor hocam? Onu soralım ilk önce. Evlere kapandık. Evet. Ya aslında yani ben hafta sonları genellikle çok hareketli bir yaşantıya sahibim. Doğada çok fazlasıyla hem saha araştırması hem de fotoğraf üzerinde çok vakit geçiriyoruz. Bizim için hafta sonlarında bu kısıtlama gerçekten bir kısıtlama. Ama bu yarına dair çok önemli serbestlikleri sağlaması açısından Evet. bugün eve kapanmamız çok önemli. Evde kapandığımızda da zaten yoğun olarak çalışıyoruz. Yani sahadaki verilerimizi, topladığımız verileri evde işlemeye devam ediyoruz. Allah kolaylık versin hocam. Çok teşekkür Eyvallah. programımıza da katıldığınız için. Hocam yani biz sürekli konuşuruz böyle dilden dile vatandaşlar arasında da Konya'da gezer durur. Ya işte Konya Anadolu Selçuklu, düzeltiyorum, Türkiye Selçuklu Devleti'nin Evet. baş şehri. Burada birçok Türkiye Selçuklularına ait eserler var. Ama Osmanlı sanki Konya'yı biraz ihmal etmiş. Burada kadim böyle çok ne bileyim bilinen dev eserler olmamış gibi bir söylenti vardır hep. Böyle de sanki geçmişimize dönerek yahu niye biz de Konya'ya yapmadınız bir Süleymaniye, Evet. bir Selimiye gibi böyle bir konuşulur hocam. Evet, evet. Bu tabii bunun birçok nedeni var. Birincisi Konya'da biliyorsunuz Türkiye Selçuklu Devleti'nin hanedanlığı vardı. Osmanlı başka bir hanedanlık. Evet. Konya bir başkentti vesaire. İlk önce şuradan başlayalım isterseniz. Estağfurullah. Konya Türk İslam yurdu. Fakat Osmanlı Devleti'ne geçişi birazcık daha sonra olmuş. Ne zaman Konya hangi padişah döneminde bir Osmanlı toprağı oldu hocam? Evet, şimdi çok teşekkür ediyorum kıymetli Mustafa Bey. Siz de tarihçisiniz ve olaya, Estağfurullah. döneme hakimsiniz. Şimdi tabii bir İslam beldesi, bir Türk İslam beldesi Konya. Türklerin Anadolu'ya girişiyle birlikte zaten bu bölgede yavaş yavaş etkileri hissedilmeye başlanmıştı. En Evet. son kesin olarak bazı tarihçilerin ve benim de bir parça katıldığım 1176'da Konya yakınlarında gerçekleştiği düşünülen Miraköfelon zaferiyle birlikte kesin olarak Anadolu Türk toprakları haline gelmiş oldu.
Bu tarihten itibaren de çok net bir şekilde, artık geri dönülmez bir şekilde Konya bir Türk İslam beldesi olmuştur. Tabii ki onun öncesinde bölgedeki hakimiyeti biliyoruz. Burada uzun yıllar boyunca Selçuklular hakim oldular ve Konya'yı başkent haline getirdiler. Konya'yı sadece başkent haline getirmediler, aynı zamanda Konya'yı bir ilim merkezi haline getirdiler. Yani Konya Selçuklu hakimiyetiyle birlikte sadece bir başkent olmadı, Darülmülk olmadı. Yani onun ötesinde Konya Anadolu'nun ve belki de o dönemde Akdeniz'de dahil olmak üzere büyük bir coğrafyanın cazibe merkezi haline geldi, getirildi. Evet. Elbette Hazreti Mevlana gibi çok önemli değerlerin burada bulunuyor olması bu etkiyi doğurur, ama Hazreti Mevlana'nın da Konya'ya gelişi aslında Konya'nın bir cazibe merkezi, ilim alanı olmasından da kaynaklanıyor. Nihayetinde Konya Selçuklular döneminde sosyal, kültürel, ekonomik, ticari birçok yapıyla donatıldı. Sadece Konya değil, Konya'ya ulaşan bütün Anadolu yollarında bugün dahi konuşulan, bugün dahi izlerine rastlanan kervansaraylar inşa edildiler. Konya pek çok bölgeyle iletişim ve ulaşım anlamında bir merkez oluşturarak çok önemli eserlerle donatıldı. Hem şehir içerisinde hem şehir dışarısında. Önce Alaaddin Tepesi'nin etrafında bir iç kale güçlendirildi. Efendim ve bu iç kale Konya'nın merkezi olan Alaaddin Tepesi'nin etrafında çok muhkem bir kale haline getirildi. Daha sonra etrafında ikinci bir sur, şehri içine alan, ki bugün inşallah bir gün Konya'nın bu surları, dış surları ayağa kaldırılacaktır. Bir parçası belki korunacaktır. Yapılacak kazılarla belli bölgelerde o dış surlara ulaşabiliriz. Yani bu çok mümkün. En azından zeminin Çok altında önemli kalan, bir şey söylediniz hocam. tabii Yani ki zeminin altında kalan bu bölümlerine ulaşılabilir ve onlar temizlendikten sonra en azından dış surlarımızın bir parçası günümüze kazandırılabilir, sergilenebilir bir noktaya getirilebilir. İç surlar zaten yapılan çalışmalarla çok büyük oranda yavaş yavaş Alaaddin Tepesi'nde yapılacak çalışmalarla, ben oranın uzmanı değilim, alanım değil. Bu konuda herhangi bir beyanatta bulunmam doğru değil, ama bir tarihçi olarak zaten genel kültürümüz ve bölgeyle ilgili çalışmalarımız nedeniyle orayla ilgili bazı şeyleri söyleyebiliyoruz. Evet Ayağa hocam. kaldırıldığında muhteşem bir alan haline gelecek ve Alaaddin Tepesi belki de Anadolu'daki en önemli alanlardan birisi olacak inşallah. Bu süreçte Konya'da çok inanılmaz abidevi eserler inşa edildi Selçuklular tarafından. Selçuklular, evet, belki bu anlamda Osmanlılar kadar gösterişli ve abidevi binalar inşa etmezler. Ama Konya'daki binalar Selçuklu'nun abidevi eserlerdir. Selçukluların dışarıdan yapıları sade görünse de içeriden muhteşem süslemeler, tezyinatlar barındırırlar. Konya'da da hem Konya merkezinde hem de Selçuklu hakimiyetinde bulunan pek çok şehirde Konya ile bağlantılı olan yollar üzerinde hanlar başta olmak üzere kervansaraylar, bedestenler, şehir içerisinde efendim ticari merkezler, medreseler, camiler bina ettiler. Karatay Medresesi, İnce Minare, değil mi hocam? Sırçalı Medresesi. Yani Yani evet. eserleri saymaya kalkmışsak hocam, yani şimdi mesela Obruk Hanı var, birazcık daha işte ileriye gitseniz, ki burası da bildiğim kadarıyla yani tarihi bir ticaret yolu üzerinde, Tabii ki İpek Yolu üzerinde Sultan Hanı var, Obruk Zazalın Hanı Han deyince hemen var. aklıma geldi. Yani Obruk Hanı son zamanlarda Karatay Belediye'mizin de desteğiyle, yine Kültür Restore ediliyor. Bakanlığı'nın katkısıyla restore ediliyor. Edildi büyük oranda ve muhteşem bir handır. O Obruk Hanı ile ilgili tabii sanat tarihçi hocalarımız varken bize konuşmak düşmez, ama Obruk Gölü ile birlikte orası inanılmaz bir cazibe
alanı haline gelecek önümüzdeki yıllarda. Bunda Karatay Belediyesi'nin de çok ciddi katkıları olacak Evet. inşallah. Tabii bu benzer yani Kayseri, Konya, Nevşehir, işte Malatya yani bu bölgede Selçuklu döneminde Konya ile bağlantılı olan şehirler üzerinde inanılmaz eserler bina edildi. Sultan Alaaddin Keykubat döneminde de bu eserler taçlandırıldı. Başta yine Selçuklu tarihçileri beni bağışlasınlar. Osmanlı'ya geçiş yapmam için bunları söylemem gerekiyor. Alaaddin Camii önce Kılıcı Arslan döneminde başlayan, daha sonra Sultan Alaaddin Keykubat döneminde tamamlanan şehrin, kentin en güzel, en ulu camisi, şehrin ulu camisi Alaaddin Tepesi üzerinde ve iç kalenin içerisinde Kılıcı Arslan Köşkü başta olmak üzere ki yani gördüğümüz parçanın çok daha ötesinde inanılmaz bir köşktür. Orası hem gravürlerde hem de bizim yapılan araştırmalarda temelleri ve biçimi ile ilgili araştırmalarda gördüğümüz şekliyle Karatay Medresesi yine sur içerisinde ince minareli medrese ve cami Sahip Ata, Sırçalı yani o kadar çok eser yapılmıştır ki Konya'da Evet. Selçuklular döneminde sadece şehir merkezinde değil Konya'ya bağlı yerleşimlerde Konya sınırlarında bugün bağlı yerleşimlerde ve Anadolu'nun pek çok şehrinde Selçuklular döneminde imar edilmişti. Bir açık hava müzesi gibi hocam zaten Konya. Yani hakikaten nereye gitseniz bir tarihi eserle karşılaşabiliyorsunuz. Ama işte Türkiye Selçuklu Devleti'nin bu eserlerini gördükten sonra işte ondan sonra bu tartışmalar çıkıyor. Ya niye Osmanlı Evet. da yapmadı? Evet, yani işte burayı bağlayacağız sizin sorunuzla çok uzatmadan ama bu temel taşı koymamız gerekiyor idi. Yani Selçuklular döneminde sadece eserler yapılmadı. Yani bir ilim adamları Konya'ya doldular taştılar ve Evet. Konya'da çok ciddi üretimler yaptılar. Efendim bilim adamları burada Konya'yı bir ilim merkezi, bir efendim sanat merkezi, edebiyat merkezi haline getirdiler. Konya gerçekten bu dönemde tarihinde hiç görmediği kadar muhteşem bir iklimi yaşadı. Tabii ki Selçuklular, Türkiye Selçukluları tarih sahnesinden artık onların sebeplerini her yerde bulabiliriz. Tarih sahnesinden çekilmeye başladığı dönemlerde Osmanlı bayrağı devralmıştı. Ben böyle söylüyorum. Artık bu bir bayrak yarışıydı ve Osmanlı Devleti Selçuklu'nun yavaş yavaş tarih sahnesinden çekilmeye başladığı dönemde ki günümüzde de biliyorsunuz sembolik bir şekilde Konya'dan şey gönderilir, menşur gönderilir Evet. Bilecik'e. Bilecik'e, Bursa'ya değil mi? Yani neden Evet hocam. gönderilir? Artık o bayrağı aslında sembolik de olsa Selçuklu cihan hakimiyeti, o Cihangir İmparatorluk mücadelesini bir parça o 4x4 bayrak yarışında olduğu gibi koşusunu tamamlamış ve Osmanlı Devleti'ni aslında teslim etmiştir. Teslim etmiştir. Öyle bakmak gerekir. Yani şimdi tabii Osmanlı hakimiyeti Anadolu'dan önce Balkanlar'da gerçekleşti. Yani Osmanlılar aslında bir Avrupa devleti olarak da dünyaya geldiler. Yani biraz böyle bakmak lazım ve Bu çok önemli bir tanımlama oldu hocam. Osmanlı aslında bir Avrupa devleti. Ya bir Avrupa devleti olarak aslında görmek Saygın haberini gerekir. duyunca Yani öylece niye? kala Çünkü kaldım. yönünü Ne yapacağız ve sorusu. Tek bir hakimiyetini cevabı var. büyük oranda Avrupa'ya çevirmiştir. Yani Rumeli topraklarını Anadolu topraklarından önce büyük oranda kendi ülkesine dahil etmiştir. Evet Rumeli Anadolu toprakları bir İslam beldesiydi ama Osmanlı toprağı değildi büyük oranda. Evet. Osmanlı Söğüt ve çevresinde kafasını kaldırdığında yönünü batıya çevirdi. Yani Osmanlı doğudan ziyade batıya yöneldi ve Rumeli'de, Balkanlar'da çok erken dönemlerden itibaren, 1360'lardan itibaren o bölgelerde çok ciddi hakimiyetleri görülmeye başlandı. Yani daha Osmanlı toprağı değilken Konya, Rumeli Osmanlı toprağı haline gelmişti. Yani ve Bosna bölgesinde daha sonraki süreçlerde Macaristan'a kadar uzanacak olan dış Macaristan dediğimiz hatta Viyana'ya kadar uzanacak olan sonraki süreçte büyük alanda Osmanlı Devleti daha önce İslam beldesi olmamış topraklarla Türk beldesi olmamış topraklarla karşılaştı. Ve o topraklara büyük oranda yatırım yaptı. Yani bütün enerjisini
kolonizatör Türk dervişleri Horasan'dan, Türkistan'dan Anadolu'ya geldiklerinde Selçuklu döneminde Selçuklu'yu baştan başa imar etmişlerdi. Aynı imar faaliyetlerini Osmanlı Devleti döneminde evladı Fatihan'la birlikte Balkanlar'da yaptık. Yani fütühat devam etti bir şekilde. Fütühat devam etti. Osmanlılar dönüp Anadolu'ya baktıklarında Anadolu'yu zaten baştan başa imar edilmiş buldular. Ha, öyle buldu. Öyle buldular. Yapacak bir şey yok yani. Yeni yerleri yapmak lazım. Yani gerçekten öyle. Her taraf imar edilmişti. Sadece Selçuklu hakimiyeti değil, Selçuklu öncesindeki ve sonrasındaki beylikler beylikler var, döneminde de bugün Artukluların, Danışmentlerin, hangi birini sayarsanız sayın, Anadolu'yu baştan başa hakim olmuş beyliklerin, en ufak, en küçük beylik olan Eşrefoğlu Eşrefoğlu Beyliği'nin bile Beyşehir'de imar ettiğini görüyoruz. Yani 40 yıllık bir beylik Eşrefoğulları Beyliği ve muhteşem eserlerle donatmış. Muhteşem bir cami var hocam. Muhteşem yani bakmaya doyamaz insan. Orada elbette vakit yani geçirmeye doyamaz. Elbette şu soruyu sorabiliriz. Ya 40 yıl bir ömür bile değil. Yani bir insan ömrü 60 yıl olarak o dönemlerde belki biraz daha düşük olduğunu söylenebilir ama yani 40 yıl boyunca bir insan hayatta neler yapabilir? 40 yıllık bir beylik, 1277'lerde tarih sahnesine çıkmış olan Eşrefoğulları Beyliği, 1326'da tarih sahnesinden kaybolacak 2. Süleyman'la birlikte. Ama geriye bir bakıyorsunuz ki muhteşem eserler bırakmış, ölmez eserler bırakmış. Bu nasıl bir kültürdür? Bu nasıl bir birikimdir? Bu nasıl bir sanattır? Yani sadece Eşrefoğulları ailesi dahi bugün Anadolu'da bıraktığı izlere bir bakarsak şaşmamak mümkün değil yani. Evet. O sanata, caminin minberine, mihrabına aynısını Alaaddin Camii'de de görürüz o minberi. Efendim o çini işçiliğine, o muhteşem sanata, zanaate hangi ara ulaştınız, hangi ara zirvesini yaşadınız, geldiniz Beyşehir'de böyle bir camiyi inşa ettiniz. Gölün yani, hemen kıyısında muhteşem hakikaten yani. İnanılmaz. Biraz önce söyledim ya, bak doyamazsınız o camiye hocam. Kesinlikle. Yani bu dünyanın en büyük ahşap direkli eseri. Ve öyle bir atmosferi var ki, bunu sadece bir örnek olarak dile getiriyorum. Yani bunu Tokat'ta da görebilirsiniz, efendim Niksar'da da görebilirsiniz. Ne bileyim, Anadolu'nun herhangi bir yerinde de bu eserlerle Afyon'da da karşılaşabilirsiniz. Ve bakın birbiriyle yarışa girmiş bir medeniyet. Her biri Anadolu'yu imar etmek için yarış haline gelmiş. Türk medeniyetinin en büyük özelliği budur. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin girdiği her yerde kütüphaneler tarumar edilirken, efendim eserler yıkılırken, yıktırılırken, Türklerin hakim olduğu topraklarda inşaat vardır. Türklerin hakim olduğu topraklarda imar vardır. Yani Balkanlar bugün de öyle. Yani Tika ne yapıyor? Bugün Balkanları hala imar etmeye devam ediyor. İhya yani, ediyor hocam yani aynen öyle. Devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti de bugün Orta Doğu'da, efendime söyleyeyim, Türk şirketleri Balkanlar'da, Kafkaslar'da, Türkistan'da, Orta Asya demek istemiyorum, özellikle Türkistan diyorum. Kırgızistan'da, Kazakistan'da, Azerbaycan'da nereye giderseniz gidin Türk müteahhitlerinin yapmış olduğu eserlerle karşılaşırsınız. Bugün Balkanlar... Hocam buna birazcık da olarak bakmak lazım. Bu bize tarihin bir misyonu. Borcumuz mu? Bakmak lazım. Bu borcumuz ve bunu biz devam ettiriyoruz. Yani Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak da ettiriyoruz. Yani bu çok aslında mutluluk duyurabilecek, gurur duyurabilecek bir şey. Kesinlikle. Yani 2000 yıllık yani... Türk tarihinde bir misyonu yerine getiriyoruz. Tarihinizde bazı sıkıntılar yaşanmıştır, yanlışlar olmuştur, doğrular olmuştur ama tarih sizin tarihinizdir. Bu tarihi de ve bu tarihin size yüklediği bir misyon vardır. Bu misyonu gerçekleştiriyorsunuz. Bu çok gurur verici, onur verici bir şey. Kesinlikle şereftir ve aslında bu beklenti de vardır yani. Hani Balkanlara gittiğinizde görürsünüz. Ben karış karış gezme fırsatını yakaladım. Mostar Köprüsü'nün belki o Osmanlı yapısı Mostar Köprüsü'nü göremedim ama Türkiye Cumhuriyeti'nin efendim desteğiyle inşa edilen o Hırvat topçunun yıktığı efendim Mostar Köprüsü'nü yeniden ihya eden bir medeniyetin çocuğu olarak iftihar duydum, gurur duydum. Yani şunu demeye getiriyorum. Balkanları karış karış efendim ihya etmeniz gerekiyordu. İşte bizim istimalet politikası dediğimiz politika da budur. Yani gittiğimiz, hakim olduğumuz topraklarda barış getirir, huzur getirir, imar getirir, cazibe merkezi haline getirir ve orada baskı olmadan
İnsanlar orada yaşamayı arzularlar. İnsanlar orada kalmayı arzularlar. Yani Selçuklular Anadolu'yu ihya etmişlerdi. Türkiye Selçukluları Anadolu'yu imar etmişlerdi. Osmanlılar da Balkanları imar ettiler, ihya ettiler. Ve bunu Orta Doğu'yu da böyle yani söyleyebiliriz. Ama özellikle Balkanlar öne çıktığı için o coğrafyada Fatih'le birlikte, niçin evladı Fatihan diyoruz? Niçin? Çünkü Fatih'in evlatları aslında o topraklara nereden gittiler? Onlar da Konya'dan gittiler. Evet. Onlar da Karaman'dan gittiler. Yani bugün Konya bu yönüyle Karaman, Karaman deyince Laren'de değil sadece Konya. Konya bu yönüyle, efendime söyleyeyim, Balkanların fethinde, Balkanların cazip haline getirilmesinde bir bereket menbaı olarak kullanıldı. Bir maden yatağı olarak kullanıldı. Osmanlılar buradan pek çok insanı, Türkmeni, Türk'ü bu yönü böyle bakmak lazım. Aldı, Balkanlara yerleştirdi. Oraya aşılama yaptı. Bir de öyle bir şey yani, var. Değil mi? Doğru. Buradan gittiler Balkanlara. O bölgeyi şenlendirdi. O bölgede efendim zanaatı, sanatı, bilimi ortaya koydu. Oradaki kültürle birlikte bir Osmanlı kültürü çıkardı. Şimdi o zaman şunu söyleyebiliriz. Bu niye arada bir şey yapmadı mı? Niye yapmadı? Tekrar bir o özel hocam. O arada Karamanoğulları Konya'da imar faaliyetleriyle meşguldü aynı zamanda. Yani Konya, Osmanlılar Balkanlarla meşgul olurken bu tarafla çok, Anadolu ile çok ilgilenmedi aslında bir parça. Burada da bir devlet, Karamanoğulları devleti var. Ve güçlü bir devlet aslında o dönemde. Tabii ki devlet. Ben şunu çok rahat bir şekilde söyleyebilirim. İstanbul'un fethine kadar Karamanoğullarının vermiş olduğu mücadele meşru bir mücadeledir. Yani çok net bir şekilde söyleyebilirim. O da diyor ki ben de diyor dünyada hakim olmak isteyen bir Türk devletiyim, bir İstanbul. Hocam bir algı var işte, bakın bu çok önemli, çok önemli bir şey söylediniz. Bir algı var ya, Osmanlı işte batıda Avusturya Macaristan'la uğraşırken, Hristiyanlar işte Haçlı zihniyetiyle uğraşırken, evet, burada da arkadan da Karamanoğulları işte hep ona köstük olmuş falan. Burada çok önemli bir bakış açısı getirdiniz işin aslı. Şimdi yani bir var olmaya veya o dönemde Anadolu'da bir başat güç olmaya çalışan iki devlet var. Yani biri şöyle... Osmanoğulları, biri Karamanoğulları. Öyle mi demek lazım? Bayezid'le mücadele ediyor. Yani tahta geçmek için. Yani. Sonuçta veya işte Şehzade Mustafa mücadele ediyor. Biraz şöyle bakmak lazım. İstanbul'un fethine kadar Karamanoğullarının vermiş olduğu mücadele meşrudur. Yani böyle bakmak lazım. O da diyor ki ben de bir Türk devletiyim, ben de bir İslam devletiyim ve hakim olmak istiyorum. Cihana hakim olmak istiyor o da. Sonuçta hani Fatih Kanunnamesi'nde vardı ya, evladından kimesniye saltanat müessiri ola, devletin bekası için cümle garındaşlarını katlede ekser ulema. Çok konuşulan, tartışılan yani, bir neden var bu? Burada aslında en güçlü olan aslında devletin başına geliyor. Bu beyliklerin mücadelesi sonrasında da doğa kanunları gereği aslında en güçlü olan bir şekilde hakimiyetini telakki etmiştir. Ve İstanbul'un fethiyle birlikte artık Osmanlı... cihana varlığını ilan etmiştir. Bütün beylikler üzerinde artık tartışmasız bir şekilde, hele Peygamber Efendimizin övgüsüne mazhar olmuş hadisten de yola çıkarak söylüyoruz. Yani bazı insanlar belki bunun sahih olmadığını düşünebilirler ama Hazreti Eyüp'ün ne işi vardı İstanbul surları önünde sorusunu ben zaman zaman soruyorum. Yani hiç o tartışmaya girmeksizin, benim alanım değil. Ama ben inanıyorum ki orada İstanbul'u fetheden bir komutan var. İstanbul'u fetheden bir asker var. İşte o tarihten sonra artık Karamanoğulları'nın mücadelesi meşruiyetini kaybetmiştir. Dolayısıyla artık Osmanlı Devleti de Karamanoğulları'nın hakim olduğu topraklarda büyük oranda meşruiyetini büyük oranda yitirdiğini biz zaten biliyoruz. Türkmenler üzerinde de bence büyük oranda bu meşruiyetini kaybetmiştir. Ve nihayetinde Osmanlı toprakları haline gelecektir 1470'lerden itibaren Konya. Bakmayın Karamanoğulları sadece buraya getirip gelip sarayda oturmuş değiller. Bugün Meram'daki bütün manzume, yani Meram'a gittiğimizdeki bütün o gördüğümüz eserler Karamanoğulları eseridir. Onlar da Konya'nın, imar çalışması. İnanılmaz derecede imar etmişlerdir. Onlar da imar etmiştir. Yani bugün Darülhufazların bir kısmı
Evet. Karamanoğulları dönemi eseridir ve Konya'nın dış surlarında surlarının dışında Karamanoğulları eserlerini, türbelerini falan görmek mümkündür yani. Yani Konya'ya geldiğinde Osmanlı Konya imar edilmişti. Selçuklu imar etmişti. Evet bir dönem belki dış surlar yıktırıldı falan ama Moğolların etkisiyle daha sonra Konya sürekli Hazreti Mevlana'nın geldiği dönemde Konya'da inanılmaz bir imar faaliyeti vardı. Karaman'a kadar geldiği dönemde. Daha sonraki süreçlerde de Konya hep imar edildi. Osmanlılar Konya'yı imar edilmiş buldular. Konya'ya geldiklerinde Konya'da muhteşem Alaaddin Tepesi'nde o Kılıç Arslan Köşkü ayaktaydı. Konya'nın surları ayaktaydı. İç kale büyük oranda ayaktaydı. Yani sonuçta Fatih döneminde Konya kesin olarak Osmanlı toprakları haline gelmiştir Fatih döneminde. Gelmiştir. Osmanlı Konya'da hangi eserler yaptı hocam? Yani şimdi hani tartışmanın odak noktasında bu var ya, bu sorunun cevabını aldık. Yani bizi takipçilerimiz de yani Osmanlı belli bir misyon zaten imar edilmiş şekilde buldular Osmanlılar ama belli eserleri de buraya kazandırdılar. Bu bir. İkincisi, hep Osmanlı denilince belli şehirler gündeme gelir hocam. Yani Türkiye Selçuklulara denilince akla Konya gelince gelirse işte Osmanlı denilince de akla Bursa gelir. İşte Şehzadeler şehri Manisa, işte Amasya gelir vesaire falan diye. Mesela ya niye Osmanlı padişahları çocuklarını Konya'ya göndermediler? Mi? Sancak Bey olarak mi acaba? İşte o soruyu soracağım. Evet. Ya Belki şunu şimdi öğrendik. Muhteşem. Konya sanki bir şehzade sancağı değilmiş gibi düşünülür ama Fatih döneminden itibaren aslında Konya şehzade sancağı da olmuştur. Ha, burası çok Yani önemli. ben Konya'ya ne kadar önem biraz belki hızlandırdın soruyu hemen o bölüme geçtin Mustafa'cığım Hocam farkındayım. vaktimize çok Ben daralıyor de o yüzden. hemen toparlıyorum o kısmını. Fatih kendi gözbebeği Cem biliyorsun Konya'da Evet. Sultan Cem valilik yapmıştır. Yani o Alaaddin Fatih'in yani göz bebeği Sultan Cem. Fatih'in oğlu Konya'da Fatih'in torunları Konya'daki sancaklarda Beyşehir sancağında Fatih'in torunları sancak beyliği yapmıştır. Şehzade Cem burada Konyalılar çok severdi Cem'i. Sultan Cem'i, Cem Sultan'ı hep bazı kaynaklarda böyle bahsedilir. Hatta rivayettir. O kadar çok severlermiş ki cimcime derlermiş. Oh. Konya'daki köşke de cimcime köşkü derlermiş. Konya'da Alaaddin Köşkü'nü, Kılıç Arslan Köşkü'nü kullandığı rivayet edilir. Sultan Cem'in, Cem Sultan'ın bugünkü Kılıç Arslan Köşkü'nü. Konya Şehzade sancağıdır dedim. Çünkü Sarı Selim de Kanuni'nin oğlu da Oğlu buraya evet. Konya'da Ve daha sonra padişah oldu. tabii ki şehzadelik yapmıştır. Hem de birkaç defa gönderilmiştir buraya. Yani 16 yaşındayken Konya'nın valisi olmuştur Sarı Selim. Konya'ya gelmiştir. Yani Hürrem Sultan'ın oğlu biliyorsunuz. Sarı Evet. Selim buraya birkaç defa Konya'dan Manisa'ya gönderilmiştir. Daha sonra tekrar Konya'ya yeniden gelecektir. Kardeşleriyle mücadelesi sonrasında da yani bu süreçte Cem'in çocukları gibi Sarı Selim de burada valilik yapacaktır. Ve sadece valilik yapmakla kalmayacaktır. Konya'yı imar da edecektir. Yani onun için Şehzadeler Şehri diyebileceğimiz bir şehirdir Konya. Yani Ha, bunu da kullanalım hocam. Hocam tabii ki. vaktimiz çok daralıyor da. Yani hatta bir ve padişah da yani Şehzadeler şehri olarak Sarı Selim'in Şehzade sancağı olarak bilinen Konya aynı zamanda daha sonra Sultan Selim'in ikinci Selim'in padişah olmasıyla birlikte de önemli bir sancak olarak eyalet olarak varlığını sürdürmüştür. Evet Yani hocam. Eserlere evet buyurun. birkaç hususu paylaşayım. Efendim bugün Alaaddin Tepesi'ne sırtınızı verirseniz Hazreti Mevlana dergahına doğru şöyle bakarsanız gördüğünüz silüette pek çok Osmanlı eseri görürsünüz. Yani sadece Selçuklu eserleri değil. Alaaddin Tepesi'nin etrafında dış surlar içerisinde Selçuklu eserlerini görürsünüz ama baktığınızda Şerafettin Camii ilk yapısı 12. yüzyılda Şerafettin Bey tarafından yapılmış olsa da bugünkü haliyle Şerafettin Camii bir Osmanlı eseridir.
silüete baktığınızda gördüğünüz o muhteşem kubbesiyle, muhteşem minaresiyle, Şerafettin Cami güvercinleriyle bugün biliyorsun evet, muhteşem bir silüet göstermektedir. Aslında bir Osmanlı eseridir. 1630'larda, 36'da Osmanlı döneminde inşa edilmiştir. Hemen karşısına bakalım, Konya Hükümet Konağı bir Osmanlı eseridir. Karşısındaki Hükümet Konağı hemen karşısında bulunur. Efendime söyleyeyim, yani Vilayet Konağı. Hemen onun yanında Aziziye Camii muhteşem bir eserdir. Muhteşem bir eser. Hocam Aziziye Camii deyince sizin Aziziye, şimdi vaktimiz yetmeyecek ama Aziziye Camii ile ilgili muhteşem bir eser hazırlamışsınız. Ellerinize sağlık. Son iki dakikamız kaldı hocam da. Evet. Hemen Selahattin Camileridir. Aziziye Camii, yani Sultan Camisi. O eserinizi ayrı bir programda konuşmak istiyorum. Konuşalım. Sözünüzü inşallah. Bir de Selimiye. Hocam Selimiye mi? Sultan Selim mi? Süleymaniye mi? Bunun üçünü de kaynaklarda, bazı kaynaklarda görüyoruz. Rivayetler arasında bunlarla karşılaşıyoruz. Niye Selimiye denilmiş? Çünkü Sultan Selim Şehzadeliği döneminde, Konya Valiliği döneminde caminin inşasına başlamış 1558'lerde yanlış hatırlamıyorsam. O yüzden Sultan Selim döneminde başlandığı için Süleymaniye, Süleyman tahtta olduğu için o sırada Selim Vali, babası Sultan Süleyman tahtta. Bu nedenle de onun döneminde başladığı için Süleymaniye diyenler var. Yani Kanuni Sultan Süleyman'ın padişahlığı döneminde, Sultan Selim'in valiliği döneminde başladı inşaata. Ve bitirildiği dönemde de 1570'lerde cami bitirilince inşası, tahtta da Sultan Selim var. O nedenle de Selimiye denilir. Yani peki, biz şimdi Süleymaniye de desek yanlış olmayacak. Yok. Sultan Selim Cami diye meşhur. Ama işte biraz da Selimiye denmesinin arka planında Sultan Selim'in sadece camisi değil, imareti, oradaki muvakkithane, daha sonra yapılacak hamamları bir külliye halindedir. Sultan Selim Külliyesi vardır orada. Bugün ortada pek çoğu yok ama. Bir de Mimar Sinan'a atfedildiği için cami, acaba Mimar Sinan mı yapmıştır? Tartışmalı. O nedenle de... O nedenle de İstanbul'daki Fatih Camii'yi örnek olarak yapıldığı veya Mimar Sinan'ın eserlerine kubbesi nedeniyle benzetildiği için, bazı özellikleri nedeniyle mimari üslubu açısından Selimiye adıyla anılmış. Hocam çok teşekkür ederiz. Yani doyumsuz bir sohbet oluyor ama vakit de sınırlı. Buna devam edelim. Vaktimiz bitti. Şöyle, hakikaten Konya ile, Konya tarihiyle ve Osmanlı'daki Konya'nın yeriyle alakalı şu kısa zamanda o kadar güzel şeyler söylediniz ki, ama lütfen müsait de olursanız ilerleyen günlerde hocam bunlara devam edelim. Özellikle Aziziye eserinizi ayrı bir parantezle değerlendirmek istiyorum. Muhteşem bir yapı, Barok Rokoko üstünde yapılmış. Evet, siz de bunu çok güzel işlemişsiniz hocam. Yayınlandı. Bunu da konuşalım ilerleyen günlerde. Ben çok teşekkür ederim hocam size katılımlarınız için. Çok sağ olun. Sağlık, afiyet diliyoruz. Çok tadımlık oldu. İnşallah doyumluk zamanlara, sofralara. Doyumluk zamanlarda hocam. Anladım ki konu konu başlıklar halinde ayrı ayrı. Yani böyle bir geniş perspektiften bakarsak olmayacak yani kısa. Evet. İnşallah önümüzdeki günlerde tekrar bunu irdeleyelim hocam. Kısa süre ediyorum içerisinde. Türkçe lisan ettiysek affola. Estağfurullah hocam. Eyvallah. Konuşmaktan olabiliyor. Çok teşekkür ediyorum. Bizi hocam dinleyen... ben çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Biz de Haber Dairesi takipçilerini selamlıyoruz. Hayırlı günler diliyoruz. Sağlıklı günler diliyoruz. Emanet olun. Sağ olun.